Merhaba arkadaşlar. Çok önemli bir videoyla karşı karşıya olacaksınız şimdi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Tanzimat dönemindeki birçok sanatçıdan burada bahsedeceğiz. Yani doğrudan ön planda olmayan fakat bizim zaman zaman ÖSYM'de karşımıza ÖSYM'nin karşımıza çıkarttığı ya da soru bankalarında hele ki sıkça karşılaştığımız isimlerden ve onların eserlerinden burada bahsedeceğiz. Dikkatle izlemenizi ve notlar almanızı özellikle tavsiye ederim. Başlayalım slaytımıza. Tanzimat dönemindeki önemli diğer sanatçılar. Örneğin Direktör Ali Bey 1844-1899 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız. Sadece 55 yıllık bir yaşamdan bahsediyoruz. Direktör Ali Bey derken tiyatro alanında dikkatimizi çek çekiyor Direktör Ali Bey ve mizah alanında yaptığı çalışmalarıyla aklımıza geliyor. Nedir? Komedi türünde sanatçımız e, sanatçımızın eserleri vardır. Tiyatro alanında komedi türünde direktör Ali Bey ismi bize e, bu şekilde tiyatro ve komedi ve mizah olarak aklımıza geliyor. Tanzimat Tiyatrosuna ve Türk Tiyatrosuna büyük emeği geçmiştir sanatçımızın ve Molière'den adaptasyon, uyarlama çalışmaları yapmıştır sanatçımız. Theodor Kasap'ın çıkardığı ilk mizah dergisi olan Diyojen'deki mizah yazılarıyla tanınır direktör Ali Bey. Kendisine örnek aldığı Ahmet Vefik Paşa'dan daha sade bir dile sahiptir. Klasizm akımının etkisinde kalmıştır sanatçımız. Yazdığı bazı oyunlar Gedikpaşa Tiyatrosu'nda dönemin önemli tiyatro topluluğunda sergilenmiştir. Topluluğu tarafından sergilenmiştir. Eserlerimize bakalım. Kokona yatıyor. Ayyar Hamza. Bu çok ünlü bir eserdir. Misafir İstiklal, Geveze Berber, Letafet. Özellikle Ayyar Hamza'ya dikkat arkadaşlar ve Kokona Yatıyor'a dikkat. E, bu iki eser e, zık, zık, yani büyük bir oranda karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli eseri Lehçetül Hakayık. Mizahi sözlük olarak dikkat çekici. Bu da çok sık geliyor. Seyyareler. Gezi yazısı alanında seyahat jurnali çok önemli bir eser. Batılı anlamda ilk günlük Hindistan gezisi günlüğü olarak dikkat çekiyor. Diğer ismimiz Ahmet Cevdet Paşa. 1822-1895 yılları arasında sanatçımız yaşamış. Önemli devlet adamları arasında Ahmet Cevdet Paşa. Ve bizim ilk e, milliyetçilik sinyalleri veren isimlerimizden e, birisi Batıcılık e, denilince aklımıza gelen isimlerden birisi Ahmet Cevdet Paşa. Tarihçi, hukukçu kimliğiyle tanınıyor sanatçımız. Ve aynı zamanda bizim ilk Türk kadın romancı olarak bilinen Fatma Aliye'nin babasıdır. Kaside ve gazeller yazmışsa da bu şiir alanında başarılı olamamıştır. Düz yazılarında sade bir dil kullanmıştır sanatçımız Ahmet Cevdet Paşa. Tabi biz... Tarih alanında verdiği, özellikle Tarihi Cevdet ile tanıyoruz sanatçımızı. Bunun dışında Kısa Senbeya ve Tevarihi Hülefa. Hukuk alanında verdiği kesinlikle Mecelle isimli eserle tanıyoruz, buna dikkat. Dil alanında da sanatçımızın çalışması var, bir Türkçe olduğunu söyledik. Velagati Osmaniye Edebiyat Bilgileri, Kavai diye Osmaniye Dil Bilgisi kitabı olarak karşımızda duruyor. Ali Haydar'dan bir, bir diğer isim olarak bahsedelim. İlk trajedi yazarıdır. Edebiyatımızdaki ilk trajedi yazarı Ali Haydar olarak karşımıza çıkıyor. Ve ilk iki manzum trajedi yazmıştır. Bu anlamda iki eseri yani şiir şeklinde kalem almıştır. Yani klasizm akımına uygun olarak ortaya koymuştur bu eser, eserleri. Nedir bunlar? Sergüzeşti Perviz, Sasaniyan hükümdarlarından ikinci Ersas'ın Sergüzeş'ti. Komedi alanında da Rüya Oyunu isimli bir eser var sanatçımızın. Ee, bir kenarda tutmamızda yarar var. Trajedi alanında ünlü bu ismi. Sergüzeş anahtar kelimemiz olabilir. Şair Eşref. Hiciv şairlerinden birisidir. Bu anlamda önemli bir isimdir. İkinci Abdülhamid için yazdığı hicivleriyle ünlüdür. Tehlikeli bir adamdır. Şiirleri Deccal, Şah ve Padişah, İstimdat, İran'da yangın var. Mizancı Murat, bir diğer ismimiz, Mizan adlı gazeteyi çıkartmıştır. Tarihi Umumi adlı tarih kitabı ünlüdür. Yani genel tarih, isimli bir tarih kitabı çıkartmış. Tanzimat döneminin gerçekçi panoramasını yansıtan Turfan'da mı yoksa Turfa mı? Evet bununla bileceğiz. Bu esere dikkat diyorum. Mizan gazetesine dikkat. Tarih kitabına dikkat. Notlarımızı aldık umarım. Teodor Kasap deyince Diyojen aklımıza geliyor. Yani ilk mizah dergimiz. Bunun dışında Molière'den bir uyarlaması var. Pinti Hamit isimli bir uyarlaması var. Tabi orijinal değil bu isim. Ee, uyarlanmış haliyle aklımızda olsun. Süleyman Paşa bir diğer isim. Tanzimat dönemi Türkçülerinden Süleyman Paşa. Türk adı kullanılan ilk dil, dil bilgisi olan Sarfi Sarfı Türkiye adlı eseri yazmıştır. Bu da benim daha önce hazırladığım İlkler videosunda yer alan şeylerden birisi tabi daha önce de zikrettiğimiz isimlerden vardı ayrı bir mesele ama pek bilinmediği için söylüyorum. Sarfı Türkiye Süleyman Paşa'ya aittir. Bir diğer ismimiz Sadullah Paşa 1838-1890 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız. Edebiyatımıza Tevfik Fikret'ten önce bilim, fen, teknik temalarını getiren isim olarak biliniyor. Bunun yerine bununla beraber kaderci felsefenin yerine dinamizmi getiren, insan akıl ve mantığını üstün kılan batılı bir görüşe bağlıdır sanatçımız. Yani e, bilimsellikten yana bir isimle karşı karşıyayız Sadullah Paşa derken. Özellikle biz Sadullah Paşa'nın 19. asır isimli şiirini biliyoruz. Orada özellikle bu bilimsel terimleri kullandığının farkındayız. Eserimizi okumuştuk. 11 Edebiyat kitabında var hatırlarsınız. Buradan da içeriğini muhakkak bilin. 19. asır isimli şiirin. Pozitifist düşünceyi anlatan aydın bir Osmanlı bürokratıdır. Lamartin'den çevirdiği Göl şiiri ünlüdür. İnsan aklının gücüne inanan bir isimden bahsediyoruz. Sadullah Paşa derken e, bilimden dedik çünkü e, deneyden bahsettik. Akıl, deney, bilim ve teknik onun için çok önemli e, ve yepyeni bir dönem açacağını düşünüyor. E, bunların e, buna inanıyor ve şiirlerinde de bunu yansıtmaya çalışıyor. Eşitliği devrimci bir özgürlüğü savunan e, bir isim malzumeleri soyutlaşan zayıf bir didaktizm ile e, yok oluyor. E, bu anlamda bunları aktarmada çok başarılı olduğunu söyleyemiyoruz Sadullah Paşa'nın. Divan şiirinin edebi sanatlarından uzaklaşır, çıplak fikrin peşindedir. Pozitivizmle materyalizmin hayalci bir yolcusu olarak yani bir nevi macera bir isim olarak karşımızda e, veya sadece soyut anlamda kalan düşüncelerle. Fatma Aliye Hanım az önce bahsettik. Fatma Aliye Hanım'dan Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olduğunu söyledik. İlk kadın romancımız olduğunu söyledik. E, roman, felsefe, tarih, biyografi türlerinde yazmış, çeviriler yapmış bir isim. Muhadarat, Refet, Udi, Emin gibi eserleri var sanatçımızın. Ali Suavi Ali Suavi'ye daha sonra geniş bir başlık da ayıracağım yine ama burada ele almak istedim e, tekrar. Türk tarihi, Türk dili, Türklerin İslam felsefesine yaptıkları hizmetler hakkında ileri sürdüğü fikirler önemlidir. İlk e, laik isimlerden biri olduğu söylenir. Bu yüzden Cumhuriyet'in e, hatta klasiktir ya ilk e, okullarına e, ismi verilmiştir sanatçımızın bazı okullarına isimleri verilmiştir. Sarıklı ihtilalci olarak tanınmıştır. Muhbir isimli de bir gazete çıkartmıştır. Bir ayaklanma başlattığı bir ayaklanma sırasında, ayaklanma girişimi sırasında başına ettiği sopa darbesi sonucu öldürülmüştür sanatçımız aynı zamanda. Beşir Fuat bir diğer ismimiz. Şimdi Beşir Fuat deyince ilk aklıma benim gelen pozitivizm oluyor ve yaptığı e, çeviriler, araştırmalar oluyor. Tabii ki Auguste Comte pozitivizm felsefesinin kurucusu olarak karşımızda. Ondan yaptığı çeviriler Türk aydınına bu akımı e, benimsetmeye, anlatmaya olan gayreti aklıma geliyor. Sanatçımız edebiyatımızda ilk kez realizm ve naturalizm akımlarını savunan, ilk kez bilimsel, nesnel eleştirinin örneklerini veren bir kişi olarak dikkat çekiyor. Eserleri Victor Hugo, Almanca muallimi, usul-i talim, Voltaire, Inikat şeklinde karşımıza çıkıyor. Said Halim Paşa, kısa kısa geçeceğimiz isimlerden birisi, İslamcılık düşüncesini ele alan önemli devlet adamlarımızdan birisidir. Agah Efendi, Şinasi ile ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman Ahval'i çıkartmıştır. Posta Nazırı olarak da ilk posta pullarını bastıran kişidir. Akif Paşa, Adem Kasidesi adlı şiiriyle tanınmıştır. Bu şiirinde Adem yokluk demektir, yokluk düşüncesini ele almıştır. Tapsıra anı türündeki eseridir sanatçımızın. Bu iki eseri özellikle bilmemiz gerekiyor Akif Paşa denildiğinde. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Çokça isimden bahsettik. Kısa kısa özellikle olmasına dikkat ettim. Önemli eserleri vurguladım. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Yorum yapar ya da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu bana güç veriyor ve yeni videolar için enerji sağlıyor. Başarılar diliyorum gireceğiniz sınavlarda. İyi günler.